Evet. Şimdi çocuklar artık onluk işini bitirdik ve yüzdeye geçtik. Yüzdeye yuvarlayacağız. En yakın yüzdeye nasıl yuvarlanır diye bakacağız. Başlığımızı yazalım bilgisayar. En yakın yüzdeye yuvarla var. Şimdi bunun içinde hani onlar yuvarlarken biz onar onar saymıştık ya çocuklar. Şimdi de yüzer yüzer sayalım. Bilgisayar sen de bizim için yazar mısın? Hadi bakalım. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ve 1000. Aferin size. Bir kere daha mı sayalım? Olur. Hoşunuza gitti değil mi? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Bilgisayar. Yine mi bilgisayar? Ya biz ne, ne çekiyoruz bu bilgisayardan? Ya zor soru soruyor ya bir şeyi unutuyor. Neyi unutmuş bu sefer çocuklar? Aferin size. 300'ü yazmayı unutmuş değil mi bu seferde? Bilgisayar iyi misin? Sabah uykunu alamadın mı? Geç mi yattın? Hadi bulalım bakalım. Burada mısın? Burada mısın? Altlara mı kaçtın? Hayır hayır. Aa buldum. Şuraya saklanmış. Hemen yetişiyorum. Alıyorum alıyorum. Ay hadi yerlerini. geç bakalım. Geçti. Üç yüzümüz de yerini buldu. Hadi bakalım şimdi devam edelim. Şimdi yüzlüğe yuvarlarken biz bu sefer onlar basamağına bakacağız. Şimdi onlar yuvarlarken birler basamağına bakıyorduk. Bir alt basamağına Mesela 56 deyince 6'ya bakıyorduk. 10'luğa yuvarlıyoruz ya. Onluktan önceki sayıya birliğe bakıyorduk. Yüzlüğe yuvarlamada yüzlükten önceki sayıya bakıyoruz. Yani onlar basamağındaki sayıya bakıyoruz. Kural yine aynı. 5 ve 5'ten ise bir üst yüzlüğe, 5'ten küçük ise bir alt yüzlüğe yuvarlayacağız çocuklar. Şimdi soru çözerek pekiştirelim, öğrenelim. Siz yine ne yapıyorsunuz? Evde soru çözüyorsunuz. Soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Böylelikle pekiştiriyorsunuz ve kalıcı hafızanızda yer ediniyorsunuz. Evet şimdi bilgisayarımız bize sorular sorsun ve biz bu soruları çözmeye başlayalım. Evet ilk sorumuz gelmiş 416. Nereye bakıyorduk? Birler basamağına mı bakıyorduk? Hayır hayır onlar basamağına bakacağız. Yani onlar basamağında hangi sayımız var? Bir sayımız var. Bakın bilgisayar yazdı altına onlar basamağı diye. Bir sayımız var. Evet şimdi biz bunun hangi yüzlükler arasında olduğunu bir yazalım önce. 400 ve 500'ün arasında. Güzel. Aferin. Yüzlükler daha kolay geliyor değil mi size? 416 diyor. Evet. 1 nedir? 5'ten küçüktür. 5'ten küçük olduğuna göre biz nereye gideceğiz? 16 onluğa yuvarlayacağız. Yani 416 sayımız 400'e yuvarlanmış olacak. sıradaki sorumuz gelsin bilgisayar. Evet geldi. 850'yi sormuş bilgisayar bize. Önce hangi yüzlükler arasında olduğunu yazalım yanlarına. 800 ve 900'ün arasında. Peki şimdi de onlar basamağına bakıyoruz. Evet, bakalım 5 5'e nedir? Eşittir. Evet, 5 5'e eşit olduğuna göre biz ne yapacağız? Bir üst onluk yuvarlayacağız. Sayımız kaç olacak? 900 olacak. Süpersiniz. Şimdi yeni sorumuz gelsin bilgisayar tarafından. Kaç geldi? 267. Yine onlar basamağına bakılacağız. Evet 267'nin hangi yüzlükler arasında olduğuna bakalım. 200 ve 300'ün arasında süpersiniz. Evet 6'ya bakıyoruz nedir? 5'ten büyüktür. O zaman ne yapacağız? Bir üst onluğa yuvarlanacağız. Tebrikler. Aferin size. Hadi bir de soru çözelim bakalım. Bilgisayar bize bir soru sor bakalım. Test olsun lütfen. Şıklardaki hangi sayının yüzlüğe yuvarlanmış şekli 400 değildir diyor çocuklar. Bakın. 400 olmayacak değildirin altını çiziyoruz. Hemen şıklarımıza bakıyoruz. A şıkkı 357, B şıkkı 410, C şıkkı 425, D şıkkı ise 343. Biz test çözerken soruların altındaki alanları niye vermişler? Biz üzerine soru çözelim diye. O alanlardaki boş yerlere bu sorularımızı çözeceğiz tamam mı çocuklar? A şıkkımız neydi? 357. 357'ye bakalım hangi yüzlüklerin arasında? 300 ve 400'ün arasında. 5 nedir? 5'e eşittir. Bizim kuralımız neydi? 5 ve 5'ten büyük ise bir üst yüzlüğe yuvarlanacaktı çocuklar. 357 sayımızın bir üst yüzlüğü neydi? 400. Yuvarladık. Evet 400 oldu. Bize değildir dediği için bu şıkkın üzerine bir çarpı attık. Böyle çarpı olmaz. Bir çarpı attık. Ya da mamboşa bilgisayarsın. Evet A şıkkının üzerine hemen bir çarpı atıyoruz. Bilgisayarımız attı bizim için. Evet B şıkkına bakalım. 410. 410 hangi yüzlüklerin arasında? 400 ile 500'ün arasında. O zaman hemen ne yapıyoruz? Onlar basamağına bakıyoruz. 1. 5'ten küçük olduğuna göre bir alt yüzlüğe yuvarlanacak. O zaman ne oluyor? 400. Bu da 400 çıktı. Hadi bunun da üzerine bilgisayar bir çarpı at lütfen. C şıkkımız 425. 425 sayısı 400 ile 500 arasında. Hemen onlar basamağına bakıyoruz. 2. 2 5'ten küçük olduğuna göre o zaman bizim yuvarlanacağımız yüzlük 400 olacak çünkü 2 küçüktü. C şıkkı da ne oldu? Bir çarpıyı hak etti değil mi? Yaramazlık yapmış. Ona da bir çarpı verelim. Evet C şıkkı sen de çarpı oldun. D şıkkımızda 343 yazıyor. 343 hangi yüzlüklerin arasında çocuklar? 300 ile 400'ün arasında. Hemen onlar basamağına bakıyorum. 4. Yani 5'ten küçük. O zaman ne yapıyorum? Bir alt yüzlüğe yuvarlanıyorum. O zaman sayım 300 oluyor. Zaten geriye bir değişikliğimiz kalmıştı. Sorumuzu doğru şekilde çözdük.